Bir başka örnek verelim. İlk harfimiz nun harfi, sonraki harfimiz he okutucusu, sonraki harfimiz dal, sonraki harfimiz ise yine nun harfi. Kelimemiz neden şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyoruz, nun harfi kendinden sonraki he okutucusu ile bileşik yazılabiliyor. He okutucusu kendinden sonraki dal harfi ile bileşik yazılamamış, dal harfi kendinden sonraki nun harfi ile bileşik olarak yazılamamış. Dikkat ediyorum, durumumuz neydi? He okutucusunun kendinden sonraki harfle bileşik olarak yazılamamasıydı. Kelimemiz bu şekilde yazılıp neden şeklinde okunmuştur ve he okutucusu kendinden önceki bir harfle birleştiği için bu şekilde yazılmıştır. Başka bir örnek verelim. İlk harfimiz ş harfi, şın harfi. Sonraki harfimiz y harfi. Ondan sonraki harfimiz yine şın harfi, sonraki harfimiz h harfi, sonraki harfimiz cim, sonraki harfimiz de y harfi. Kelimemiz şişeci şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyoruz, şın harfi kendinden sonraki y harfiyle birleşik olarak yazılabilmiş. Y harfi kendinden sonraki şın harfiyle birleşik yazılmış. Şın harfi kendinden sonraki h okutucusu ile birleşik yazılmış. H okutucusu kendinden sonraki harfiyle birleşik yazılamıyor. Cim harfi kendinden sonraki y harfiyle birleşik yazılabilmiş. Şın harfinin yazılışına dikkat ediyorum burada. Normalde böyle yazılan bir harfimizin kelime içerisinde bu şekilde yazılıyordu. Y harfi burada sesli harf olarak okunmuş. Ve buradaki H okutucumuz yine kendinden sonraki harfle birleşememiştir. Başka bir örnek verelim. İlk harfimiz kef harfi, sonraki harfimiz lam, sonraki harfimiz he okutucusu, sonraki harfimiz mim, sonraki harfimiz ise z harfi. Kelimemiz gelemez şeklinde okunmuştur. Kef harfinin g şeklinde de okunabildiğini hatırlıyoruz. Burada g şeklinde okunmuştur. G, kef harfimizden sonraki lam harfi ile birleşebilmiş kef harfi. Lam harfi kendinden sonraki he okutucusu ile birleşebilmiş. He okutucusu kendinden sonraki harfle birleşemiyor. Ondan sonraki bir harfi z harfiyle birleşik olarak yazılabilmiştir. Kelimemiz bu şekilde yazılıp gelemez şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyorum, h okutucusunun kendinden sonraki harfle birleşik olarak yazılamadığına. Başka bir örnek verelim. İlk harfim b harfi. Sonraki harfim kef harfi, sonraki harfim lam, sonraki harfim h, ondan sonraki harfim mim, sonraki harfim ise yine h okutucusu. Kelimemiz bekleme şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyorum, b harfi kendinden sonra kef harfiyle birleşik yazılabiliyor. Fakat kef harfi kendinden sonraki lam harfiyle birleşik olarak yazılamamış. Lam harfi kendinden sonraki h okutucusuyla birleşik yazılabilmiş fakat h okutucusu kendinden sonraki harfle birleşik olarak yazılamamış. Çünkü h okutucusu kendinden sonraki harfle birleşik olarak yazılamıyor. Mim harfi kendinden sonraki h okutucusuyla birleşik yazılabilmiş. Burada da h okutucuların e şeklinde okunduğuna dikkat ediyoruz. Kelimemiz bu şekilde yazılıp bekleme şeklinde okunmuştur. Başka bir örnek verelim. İlk harfimiz elif harfi, sonraki harfimiz nun, sonraki harfimiz nun, sonraki harfimiz h okutucusu, sonraki harfimiz sin, sonraki harfimiz y okutucusu. Kelimemiz annesi şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyoruz, elif harfi başta bulunmaktadır ve a şeklinde okunmuştur. Elif harfinden sonra nun harfiyle birleşememiştir. Nun harfi kendinden sonraki nun harfiyle birleşik yazılmış. Nun harfi kendinden sonraki h harfiyle birleşik olarak yazılabilmiş. H okutucusu kendinden sonraki harfle birleşik yazılamıyor. Sin harfi kendinden sonraki y harfiyle birleşik olarak yazılabilmiştir. Kelimemiz bu şekilde yazılıp annesi şeklinde okunmuştur. H okutucusunun kendinden sonraki harfle birleşemediğini bir başka örnek de budur. Bir sonraki örneğimiz.
İlk harfimiz nun harfi, sonraki harfimiz re, sonraki harfimiz he okutucusu, sonraki harfimiz dal, sonraki harfimiz yine he okutucusu. Kelimemiz nerede şeklinde okunmaktadır. Dikkat ediyoruz, nun harfi kendinden sonraki re harfiyle birleşik olarak yazılabilmiştir. R harfi kendinden sonraki H okutucusu ile birleşik yazılmış. H okutucusu kendinden sonraki harfle birleşik yazılamıyor. Dal harfi kendinden sonraki H okutucusu da birleşik olarak yazılamamıştır. Kelimemiz bu şekilde yazılıp nerede şeklinde okumuştuk. H okutucularımızın her ikisi de kendinden önceki harflerle birleşemedikleri için bu şekilde yazılmışlardır ve zaten kendinden sonraki harflerle birleşemiyorlar. Bununla birlikte H okutucusunun kendinden sonraki harflerle birleşememe durumuna da örneklemiş olduk. Neydi? Kendinden sonraki harflerle birleşemiyordu H okutucumuz. Bununla ilgili örneklerimiz de bunlardı. Bu dersimizde H okutucusu ile ilgili örneklerimizi gördük. H okutucusu sesli olarak okunabilmesi durumundan dolayı okutucu olarak adlandırılıyordu. H okutucumuz okutucumuzla ilgili bazı durumlar vardı. Bunlardan ilki H okutucumuzun İlk hecede bulunması durumunda yazılmaması. Yani ilk hecede H okutucusu bulunamıyordu. Bu ilk durumumuzdu. Bununla ilgili örneklerimizi gördük. Ondan sonraki durumumuz, yani ortada ve sonda bulunma durumu ise neydi? Kapalı ve açık hece olma durumuna bağlanıyordu. Eğer açık hece ise H okutucusu yazılabiliyordu ortada ve sondaki hecelerde. Eğer kapalı hece ise hecemiz H okutucusu yazılamıyordu. Çünkü Osmanlıca'nın özelliğinden kaynaklanan bir durumdu bu. Bununla ilgili örneklerimizi gördük. Ondan sonraki özelliğimiz, bir kelimenin sonunda A sesi bulunuyorsa eğer, bu A sesi H okutucusuyla, çoğunlukla H okutucusuyla karşılanıyordu. O A sesini sonda sona H okutucusu şeklinde yazarak karşılıyorduk. Bunun da yazılış şekli sondaysa eğer bu şekilde oluyordu. Normalde bu şekilde yazılan bir harfimizdi H okutucumuz. Bu bir başka örneğimizdi. Bununla ilgili örnekleri verdik. Son durumumuz ise okutucu harfimizin kendinden sonraki harfle birleşememe durumu. H okutucusu kendinden sonraki harfle birleşik olarak yazılamıyordu. Ayrı olarak yazılmaktaydı. Bununla birlikte de H okutucusu ile ilgili durumlarını sonlandırmış oluyorduk. Bununla ilgili genel bir bilgi verdik tamamıyla ilgili ve örneklerimizi yapmış olduk. Bu da bizim H okutucusunun geçtiği kelimeleri daha rahat okumamızı sağlamaktadır. H okutucusu da böyle bir harfimizdir. H okutucumuzu bitirdikten sonra şimdi vav okutucu harfimize geçebiliriz. Yalnız bundan önce işlediğimiz konuları bir hatırlayalım. Okutucu harflerimiz vardı dedik. Elif ve vav. Elif, vav, h ve y harflerinin okutucu harfler olduğunu söyledik. Bunlardan ilki olan elif harfiyle ilgili örneklerimizi yaptık. Daha sonra h okutucusuyla ilgili örneklerimizi yaptık. Bu dersimizde de vav okutucusuyla ilgili örneklerimizi yapacağız. Vav okutucusunun hangi durumlarda yazıldığını, hangi durumlarda yazılamadığını ve yazıldığı durumlarda nasıl okunduğuna dikkat edeceğiz. Vav okutucusu dikkat ediyoruz. Hem sesli hem sessiz olabilme durumuna sahip harflerimizden bir tanesiydi. Sessiz olduğu durumda V şeklinde okunuyordu. Sesli olması durumunda ise O, Ö, U, Ü seslerinden herhangi biriyle okunabiliyordu. Şimdi özelliği okutucu vav harfinin O, Ö, U, Ü seslerinden herhangi biri bulunan kelimelerde muhakkak yazıldı. O bir kelimede O, Ö, U, Ü seslerinden biri varsa muhakkak vav harfi yazılıyordu. İlk hecede vav harfi bazen terk edilebilir, yazılmayabilen bir harftir. Kelime başındaki U, Ü, O, Ö seslerini ise vav harfinin başına getirilen elif harfiyle karşılıyoruz. Yani vav harfinin başına elif harfi getirildiğinde O, Ö, U, Ü seslerinden biri oluyor ilk hecede. Vav harfinin durumu buydu. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi yapacağız.